aslında önemli, önemsiyene gark oluyor. Yani bir kere gark aldın yani, sen bir daha şey yapıyorsun, çok kavruyorum daha. Yumruğu önemsiyor. Yumruğu önemsiyor ama yumruğun doğru duruş, önce doğru duruş, sonra doğru vuruş. Yani yanlış pozisyondan uygun vuruşlar çıkmaz. Kısmalar. Onun için bu aklımda bulunsun. Her çalışmada üşenmeden gardınızın tekrar başka sil baştana önemse. Her denemeyi çok önemse. Eğer her denemeyi çok önemsersen çok denemene gerek kalmayacaktır, emin ol. Daha başarılı olacaksın. Zaten yaptığını göreceksin. Bu sefer tekrara gerek yok. Şimdi şunu ekleyelim diyeceğiz. Eğer uzun bir tekniksel. Onun için oluyor bu uzamasının nedeni biraz bu. Böyle çabuk böyle hemen kapıyı istiyoruz. Böyle sabırlı olur. Acele etmeyin. Yani azim olsun ama hırs olmasın. Şimdi bir partner alayım bakayım. Kim vardı böyle partner? Evet, teknik şu muydu? Bakın bir de şimdi bak, darda aldım. Dikkat bak. Ayaklara bak. Balerin gibi. Yumuşaktır yani. Ya da şey yapma. Ruhen çok sağ. Bak. Çok sağ. Çok. Ruhen. Yerin dibinde dur. Ama patlamaya kalktığı zaman ok gibi fırla. Anlatabildim mi? Yani sağlam dur ama esme. Birçok insan katılıkta, sağlamlığın katı duruşlarda olduğunu zanneder. Sadece bunlar hedef oluyor. Hedef oluyor. Nereye kadar dayanacak? Duruş çok sağlam olabilir ama bütün organların çok sağlam değil. Diş kapağına içeride bir tane yedim bağlara. Bağ insandan bağı güçlendiremezsin ki. Hadi kasları güçlendirdin, eklemleri güçlendirdin, kemikleri güçlendirdin. Bağları darbeyle diş kapağı kemiği arasında ezdi. Yani müşterecek. Gard diye bir şey yok. Gard esnek oluyor. Bu esneklik senin çabuk kaçmana, çabuk hücum etmene neden olacak. Doğru bir gard aldık. Bak kendini şöyle bir ölç. Her defasında bunu yap. Üşenme. Sonra ne yapmıştı? Yumruk gelmişti. Buradan çalıştım. Çalıştım. Değil mi? Örneğimiz buydu. Tartısı düzeltmemiş. Şimdi evet bak. Bir dakika. Bakın partnerimin yumruğu beni görüyor. Beni gören bir yumruğu. Bunu istiyor. Mesela birçoğu yıldızları gösteriyor. Bunu istemiyor. Yumruk yıldızı gösterdiği zaman çok ani bir sokulmada hiçbir şey yapamaz. Bak güç veremez. Gitti. Bak güç veremiyor. Bak. Gitti. Kaslar kısıtlandı, kasılamıyor, büzüştü. Gidemiyor. Fakat burada olsaydı, buradan hiçbir şey olmaz. Evet, şimdi karşı tarafın katı durması, sıkı, sert durması çok önemli değil. Sen yumuşak dur. Yumuşaklık sertliğe hakimdir. Davut Uzun'un güzel bir sözü var, diyor ki mesela bir demir parçasını tahtaya vursan, hangisinin sesi gelir? Tahtanın. Tahtayı suya vursan, niye suyu? O da diyor ki işte yumuşaklık diyor, sertliğe yanamıyor. Onun için oradan esinleniyor ustalar, Shaolin'in işte keşişleri. Diyorlar ki, dövüşe de bunu taşısak nasıl olur? Mesela bir yan tekme geliyor sertçe diyelim, onu yumuşatıyor. Yani şimdi o tekme mi güçlü olur, kol, bacak mı güçlü olur, kol mu? Bacak. Sertliğe karşı, sağlam bir tekneye karşı, sağlam bir engelleme nasıl yapacaksın kolla? Madem o daha güçlü. Sertliği sertlikle. Ama az sertçe, bak yumuşaklık halleder. Bir işte canın yanmaz. Yumuşaklık, sertliği, tabiri caizse emilize eder. Yani yumuşatır. Dolayısıyla hareketler öyle olacak. Yumuşak.
Bir de güzel tarafı şu. Relaksasyon patlayıcılığa nedir? Mesela diyelim bir engellidir bir ayak. Bak birden patlayabilirsin. Eğer şey yapsaydın, onu yumuşatmasaydın, sertle karşılasaydın, yanın yanardı. Hemen arkasından güçlü bir çıkış gerçekleştiremez. Yani şu var, bak. Kendini sıktığın zaman bu yan kaydı, tamam mı? Yiyin yankı duydunuz, değil mi? Var biz bu bunun resmi bak. Şekil, evet. Salimizde de var. Yiyin yan. O koyu olan yang, açık olan yin, açık olan yumuşaklığı, temizliği, iyiliği sembolize eder, diğeri de zıddiyeti. Fakat asla şöyle bir şey yoktur, eğer zıddiyeti temsil eden o öfke, sinir, o vurmak, kırmak, diğeri yumuşaklık ya, diğer sertlik aklıysa, o zaman tam tersi kötü öbürü olur. Yumatıldım mı? Fakat genel algı şudur. Siyah beyazdır bu klasik olarak. Beyaz iyiliği, temizliği, saflığı, berraklığı. Siyah katılığı, kötüyü, öfkeyi, aksini temsil eder. Genel ülkeyi söylüyorum. İçerisinde bir çubuk soksa, bir çubuk. Biz daha önce yaptık bu kartonu, çizdik onu. Kenarını bulsam, hızlandığı anda siyah kaybolur. Beyaz hakim olur. Sadece beyaz görür. Mücadele ettiğinde iyilik kazanır demek. O kapıya çıkıyor. Bu Konfüçyüs'ün, Lao Tzu'nun bu görüşleri hakikaten düşündürücü. Hani Zariyat suresinde ayet var, 25 tane o civarında. Biz her şeyi zıttıyla ara, çiftiyle diye çevirenler de var. Karşılığıyla diye çevirenler de var. Ama karşıtıyla ifadesi daha doğru bir çeviri. Anlatabildim mi? Şimdi hakikaten bana bir şey söyleyin, bir karşılığı olmasın. Elimin üstü dediğim an otomatikman altının dar olduğunu anlarsın. Aşağı dediğim an otomatikman yukarıyı anlarsın. Ne var başka? Allah'tan başka her şeyin zıddı var, karşılığı var. Allah'ı bile şöyle söyleyeyim, zatî olarak değil, zatî olarak değil, yani keyfiyeti itibarıyla düşündüğü zaman yaratıcı varsa yaratılan vardır, değil mi? Şeyde keyfiyet durum bile oluyor yani şeyde, kemiyet demeyeyim, yani manevi anlamda. Türkçe kelime bulamıyorum. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Kısacası onun bile var bu anlamda. Yanlış anlaşılmayacaksa. Ama zatında yok. Allah'ın manevi ya da maddi diyemezsin. Bu bahsettiğim bu iki kelimenin ya da oluşumunu da yaratacağız çünkü. Sübhan olduğu için bir aksi, bir benzeri olmuyor. Onu söyleyemeyiz. Onun haricinde tüm varlıkların var. Bir de bir zıttı var. Şimdi güçlü, zayıf mesela, hemen zıddiyet var. Erkek, kadın, zıddiyet. Her şeyi, inanın her şeyi bunlar. Yani buna şey derler, toprak, hava, su, ateş diye dört ana sırdan bahseder Batı'da. Uzak doğulular buna bir tane daha katmış. Ağaç ya da doğa diyor. Ekstradan, tahta diyen de anlayışa göre değişebiliyor. Her şeyin bunlardan oluştuğunu düşünüyor. Bunların şeyi yok. Bunlar menşe, yani bunlar bir şeyden oluşmuyor. Her şeyin kökeni. Bizim de yapımız işte ya topraktır ya ateştir. Ateş yanktır, toprak yindir, söndürür. Yani mantıklı yani, bir mantıklı durum. Buradaki sertliği yumuşaklıkla karşılamak biraz da bu. Ama şöyle de bir tarafı var. Şimdi yumruğu geldiği anda, bak ne kadar sert gelirse o kadar sert karşılığı olur. Çarpışmadan dolayı.
Şimdi nasıl oldu? Neyle sağlandı? Eskivle. Eskiv nedir? Bak burada sertlik var ama ondan önce bir eskiv var. Eskivde bir yumuşaklıktır. Sertliğe karşı, sert bir gelişe karşı yumuşaklık. Yani aslında önce bu vardır. Ondan sonra bir sertlik gelmiştir. Ama o sabittir. Bu da yumuşaklıktır. Ama tabii geç kalmış bir yumuşaklık. Kullanılmayan bir yumuşaklık. Dolayısıyla işimiz yiğgansan doğuyor. Olay buradan geliyor. Bakın akış. Geldiği kadar sert. Bir de güzel tarafı şu. Patlayıcılık, sertlik yumuşaklıktan doğar. Sertlikten sertlik doğmaz. Yumruğunu ne kadar çok sıkıyorsan o kadar yavaş gider. Ama yumuşattın mı lan? Dikkat et şimdi. Ben yapacağım. Sen al pozisyonunu. Bak elim yumuşadı. Bak. Daha patlayacak. Yumuşatırsan. Gibi. Ne kadar yumuşaklık o kadar patlayıcı. Bir balon düşünün. Balonun sönmüş hali. Bir de şişmiş hali. Sönmüş hali. Şişmiş hali. Hangisi patlar? Ömürlük katı da. Şişmiş olan balonu böyle bozulur hiçbir şey olmaz. Ama bu sönmüş olan balon kurbaş gibi canını yakar. O yiyip şey yankı.